alemin. Şimdi bu mübarek gecenin ihyası müstehaptır dedim. Bu usta hadis-i şerifler var. Ebu Hureyre radıyallahu teâlâ anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte buyurdu. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. وَمَا مِنْ اَحَدٍ اَحْيَى لَيْلَةِ عَاشُورَى وَاَصْبَحَ صَائِمًا مَا تَوَلَمْ يَدْرِبْ بِالْمَوْتِ Abdülkadir Geylani Hazretleri Gunye'de rivayet ediyor. Gunye çok muteberdir. Gunyetut Talibin. İmam Rabbani Hazretleri de mektubatta ondan kaynak alır. Yani onu kaynak gösteriyor yani. Çok muteber bir eserdir. Bu bize kâfi midir? Kâfidir. Buyuruyor ki hadis-i şerifte, her kim Aşura gecesini ibadetle ihya ederse ve sabahına da oruca niyet ederek kalkarsa, çıkarsa öldüğü vakit nasıl öldüğünü bilmeden ölür. En korktuğumuz yer ölüm yani. Çok tehlikesi var. Hiç anlamadan ölür. Yani imanla ölür inşallah. Bundan dolayı bu geceyi sohbet meclisine geldiniz. İhyaya niyet ettik hep beraber. Ama tabii biraz da eve döndükten sonra biraz da bir namaz filan bir şey kılarız. Bazı burada çok namaz tarifleri çok. Hepsini yaptığın zaman da tabii yani hepsini ben anlatmam zor oluyor. Bir tane seçelim. Yarınki günden de bir tane seçelim. En azından birer nafile namazla ihya edelim inşallah. Değil mi? Mübarek geceleri, faziletli amelleri. İhya en güzel yolu sohbete gelmektir. İlim meclisinde bulunmaktır. İnşallah rahman. Perşembe yine sohbet olur inşallah. O bizim cuma gecelerinin ihyamızdır. Efendim, çarşamba zaten mektubat okunacak inşallah. Efendim, öbür derslere de başladık. Allah sıhhat afiyet versin. Ömrümüze bereket, vaktimize bereket versin de bayağı bir insanlara faydamız olsun. Maalesef fuzuli işlerle işte bizi de böyle meşgul ettiklerinden hem yoruyorlar hem hasta ediyorlar beynimizi. Bu kadar ümmeti meşgul ediyorlar. Allah ıslah eylesin. Amin. Yani bu konuları artık gündemimizden Allah çıkartsın fazl-ı keremiyle. Amin. Huzur üzere Efendi Hazretlerimizin yolunda hizmet edelim. Amin. Amin. Ali radıyallahu efendimizden rivayet ediliyor hadis-i şerifte. Bak diyor ki uydurdu diyor yani. Ya bu böyle iftira yapılır mı? Bak Abdülkadir Geylani El-Gunye 2. cildin 89. sayfası. Yani biz burada kitap veriyoruz. O mübarek zat meşayihin şeyhi ya. Hem muhaddis, hem Hanbeli fakih, bütün zahiri ilimleri bitirmiş. Yani bu Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin şeylerine uydurma demek Allah muhafaza çarpılmaktır yani. Meşayiha hedef olmaktır yani. Meşayih adamı yani affetmez yani. Çünkü ona uydurdu diyorsun yani. Nasıl uydurur yani? Ben kaynak veriyorum. Benim bir tane kaynaksız bir yazım yok. Bunu bana yani kimse yapmadı yani. Bu tefsire, bu şeyi, zararı Aziz Bayındır veremedi ya. Aziz Bayındır veremedi bize bu zararı ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Nasıl bir diyelim? Şimdi bu hadis-i şerif çok duymuşsunuz. Men ahya leylete aşura ehya Allahu Teala maşa. Kim aşura gecesini ibadetle ihya ederse Allahu Teala onu dilediği kadar ihya eder. Şimdi tabii ihya kısaca Şaban Şerif Risalem'de 4-5-6 sayfa var ihyanın çeşitleri de. Ancak genel manada ne demektir? İbadetle geçirilirse ekseriyeti, zikirle geçiriliyor, namazla geçiriliyor, dualarla geçiriliyor. Buna ihya deniyor. Ama siz yatsı cemaatle kıldık şimdi. Sabah namazı da bayağı geçe gitti. Size uyar camiye gidene kadar ancak. Oradan da işe gidersiniz. Ondan sonra veya işiniz erkense işinize yakın bir camiye de yetişebilirsiniz. Sabah namazda mutlaka cemaatle kılın ki yani en kolay ihya budur, en kısası. Ama bunun içerisinde tabii birkaç rekat teheccüd namazı, gece namazı bir şeyler kılabilseniz çok eftal olur. Ama tabii işe gidenle gitmeyen bir olmaz, hastayla sağlam bir olmaz. Herkesin gücü ayrıdır. Mevla ne gücü verdiğini biliyor kuluna. Mühim olan iyi niyettir. Efendim, insan iyi niyetli olduktan sonra Mevla bu ihyayı sayar. Allah Teala onu dilediği kadar ihya eder. Allah'ın dilemesi sonsuzdur. O zaman bu geceyi ibadetle geçirenin ihya olacağı, abad olacağı, her türlü muradına nail olacağı,
her korktuğundan emin olacağı efendim anlaşılmış oluyor, aşikardır. Çünkü Allah Teala bunu bu işi sonsuz dilemesine havale ediyor. Yani sınır veremiyorsun. Şu kadar şunu verir, bunu verir diye sınırlamamış. Dilediği kadar ihya eder. Böyle bir şey rivayet başka bir yerde görmedik, başka bir konuda. Bu ihya maddi, manevi her bakımdan canlı canlandırmak demek, abat etmek Türkçede. Bu da Farsçadır da abat, neyse yani Türkçeleşmiş. Bu ihyayı da bu geceyi ihyaya bağlamış. Onun için yani hakikaten insanların çoğu gafildir. Hiç Diyanet böyle bir gece var demez. Hiçbir yerde bu geceyi ihya etmekle ilgili bir şey efendim konuşulmaz. İnsanların çoğu da bu karı kaybeder, mahrum eder kendini. Biz onlardan olmayacağız inşallah. Yine Ebu Hureyre radıyallahu teala rivayet eden hadis-i şerifte buyuruluyor. Men ahya leylete aşura, kim aşura gecesini ibadetle ihya ederse فَكَنَّمَا عَبَدَ اللّٰهُ تَعَلَى بِمِثْلِ عِبَادَتْ اَهْلِ السَّمَاوَاتِ. Bu kişi sanki Allah-u Teala'ya ibadet etmiş olur. Ne kadar? Yedi kat göklerdeki bütün meleklerin ibadeti ne kadar? Bir misli ibadet yapmış. Yani bütün göklerdeki meleklerin ibadetine bilgisayar yazamaz ya. Onların ibadetleri hiç gafletsiz, huzur üzere %100 kabul, abdesti bozulmaz, uykusu gelmez, yemek yemez. Yani bütün ibadetlerini gökte bir karış yer yok meleksiz yani. Bir karış yer yok. Her yerde bir melek ya rükûdadır, ya kıyamdadır, ya secdededir yani. Bunların hepsi kadar ibadet sana yazılacak. Böyle bir fazilete insan efendim rağbet etmez mi? Ettiniz elhamdülillah. Hatta milleti nasıl uyaracağız yani? Üzülüyoruz. Kârlar kapışılıyor gidiyor. Adam kaçırıyor. Ama bizimkiler de kalkıp işte bu hadis kaydı.